Gençler yeniden merhabalar. Hepinize kolay gelsin. Yeni bir limit videosunda karşınızdayım. İlk videoda 10. soruya kadar gelmiştik ve soru çözümlerimize devam ediyoruz. Grafik üzerinde limit hesaplama ile ilgili sorular çözeceğiz. Buradaki sorular biraz daha ilk videodakinden daha zor ve içinde bileşke fonksiyonların olduğu da yani olan sorular göreceğiz ve klas sorular göreceğiz aslında. Şimdi 11. sorumuzdan devam edelim. Burada bir f fonksiyon grafiği verilmiş ve 3 noktada limit isteniyor. A'nın sağ limiti, B'nin sol limiti ve C'nin de sol limiti. Eğer birinci videoyu izlediyseniz arkadaşlar grafikte limit bulmak çok kolaydı. Şunu yapıyorduk. A noktasında sağ limit diyorsa A noktasında sağ ya da sol fark etmez. Ya da A noktasının kendi limiti de sorulabilir. Çok da önemli değil. Biz o A noktasından x eksenine şöyle bir çizgi çiziyorduk arkadaşlar. Şimdi biz bu noktaya sağdan yani bu doğruya maviyle çizdiğim bu doğruya sağdan yaklaşacağız. Yaklaşırken şunu yapıyorduk. Grafiği alıyoruz arkadaşlar. Bu doğruya yaklaşıyoruz sağ taraftan. Bakın doğrunun sağ tarafına geçiyorum. Grafiği alıyorum. Ve bu doğruya yaklaşıyorum. Yaklaştığımız yer ne? Eksi 3. Bitti. O zaman buranın sağ limiti eksi 3. Bu kadar. Aynı işlemi B'nin sol limiti için yapacağım. X eşittir B doğrusunu çiziyorum. Yani B'den x eksenine dik bir doğru çizdim. Şimdi aynı işlem yapacağım. İşlem nedir? Sol taraf diyorsa bu doğrunun soluna geçeceğim. Geçtik. Grafiği bulduk ve giderek bu doğruya yaklaştırıyorum. Yaklaştığımız zaman y değeri bize limit değerini verecektir. O da 0. Bu da tamamdır diye anlaşıldı. Geldik c'nin sol limiti. Aynı işlemi c'nin sol limiti için yapıyorum. C'den dik bir doğru çiziyorum. Bu sefer bu doğrunun sol tarafından yaklaşacağız. Yani bu taraftan doğruya yaklaşacağız. Grafiği alıyoruz arkadaşlar. Doğruya yaklaştırıyorum. Yaklaştığımız zaman y değeri de 2'ye yaklaşıyor. Buranın limiti de 2. Şimdi arada da eksi olduğu için burası eksi, burası artı. Toplam sonuç eksi 5 olacak. Bu soru bu kadar kolaydı. Pekala geldik. İçinde bileşke fonksiyonu içeren bir limit değeri. Şimdi f grafiği verilmiş ama fx eksi 1'in ve fx artı 1'in limitleri istenmiş. Peki burada ne yapıyoruz? Önce içeriği hesaplamamız lazım arkadaşlar. Şöyle yani. F x eksi 1. Burada nasıl bir limit isteniyor? X nereye gidecekmiş arkadaşlar? X eksi 1'in sağına gidecek. Şimdi eksi 1'in sağına gidecekse arkadaşlar. Yani bu eksi 1'den biraz büyük demekti değil mi? Eksi 1'in sağı. Bir daha çıkarırsam o zaman eksi 2'nin sağı olur. Burası herhalde kaçırıldı. Tekrar alıyorum. Eksi 1'in sağı. Şimdi sağı unutalım. Eksi 1 eksi 1 ne yapar? Eksi 2. O zaman bu eksi 1'in sağı ise sonuçta eksi 2'nin sağı olur. Peki biraz sayısal örnek vererek anlatmak istiyorum. Eksi 1'in sağı demek eksi 1'den birazcık fazla. Birazcık ama çok az fazla. Yani eksi 0.99 gibi bir şey. Biz böyle bir sayıdan 1 çıkartıyoruz. Yani eksi 0.999 gibi bir şeyden 1 çıkartırsak eksi 1.999 gibi bir şeydir ki bu aslında eksi 2'nin sağ limiti anlamına gelir. Ama hiç buna gerek yok. Normalde şu sağ solu görmezsiniz. Yani sol da olabilir, önemli değil. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 yapar. Eksi 1'in sağ diyorsa o zaman sonuç eksi 2'nin sağ çıkacaktır. Bu kadar kolay. Yani burada aslında bize fonksiyonda f fonksiyonu için konuşuyorum. F fonksiyonda bize eksi 2'nin sağ limitini almakla aynı şey oluyor arkadaşım. Yani öteleme kurallarından da böyle gelmesi beklenir zaten. Peki biz eksi 2'ye sağdan limit alacaksak. Grafik üzerinde eksi 2'den diki çiziyorum. Çizdik. Şimdi bu doğrunun sağından grafiği yaklaştırıyorum arkadaşlar. Bakın grafik üzerinde yaklaşım yaparsak gördüğünüz gibi nereye yaklaşıyor? Y değeri 3'e yaklaşıyor. Demek ki buranın limiti 3. Burası bitti. Şimdi benzer işlemi ikinci fonksiyon içinde yapacağız. Burayı temizledim. Şimdi ikinci fonksiyon içinde bir renk alayım hemen. Şöyle bir siyah aldım. Bakın. İkinci fonksiyonumuz f x artı 1. Peki x nasıl yaklaşıyor? X 1'e sağdan yaklaşıyor. Şimdi buraya 1 sağ yazarsak arkadaşlar 1 1 daha 2 yapar. Sağ dediği için burası 2'nin sağ olur. Yani aslında şunu yapacağız. Limit x 2'nin sağından fonksiyon limitini alacağız. Evet 2'deki sağ limite bakacağız. 2'den dik çiziyorum. Bunun sağ tarafından grafiği getiriyorum arkadaşlar. Grafiğin geldiği yer burası. Yani yaklaştığı diye y değeri eksi 2. Demek ki buranın limiti de eksi 2. Bu ikisini toplarsak doğru sonucumuz 1 olacaktır. Bu soru bu kadardı. Sanırım anlaşıldı. Sırada 13. sorumuz var. 13. soru da buna benzer bir soru. Şimdi grafik vermiş yine. F fonksiyon grafiği verip fx eksi 6'nın, fx eksi 3'ün ve fx artı 2'nin limitleri hakkında bilgi vermiş. Bunlardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi öncelikle fx eksi 6'dan bahsedelim.
F x eksi 6. X nasıl yaklaşıyor? 2'ye sağ taraftan yaklaşıyor. 2'ye sağ taraftan yaklaşıyorsa arkadaşlar aslında normalde 2 olsa 2 eksi 6 eksi 4 yapar. Yani eksi 4'e sağdan yaklaşıyoruz deriz. Fonksiyonun eksi 4'te sağdaki limitini bulmak için arkadaşlar şuradan diki çiziyorum. Sağ taraftan yaklaşıyoruz. Bakın sağ taraftan grafiği getirdiğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Yaklaştı değer 6 ve 6 demiş. Bu doğru bir ifade. Tamam. Devam edelim. Şimdi sıradaki fx eksi 3. Şunu şöyle biraz oynatayım. Tamam. Fx eksi 3. Buraya nasıl yaklaşacağız? X yerine ne yazacağım arkadaşım? Eksi 1 yazacağım. Değil mi? Daha doğrusu eksi 1'in sağ şurası. Eksi 1'in pardon soluymuş, özür dilerim. Şimdi eksi 1 eksi 3 ne yapar? Eksi 4 yapar. Sol dediği için eksi 4'ün sol oluyor. Tamam. Eksi 4'e soldan limit alacağız. Zaten eksi 4'ten doğrumuzu çizdik. Bu sefer sol taraftan. Yani bu taraftan bu doğruya yaklaşacağız. Grafiği alıyorum. Fonksiyon grafiğini. Eksi 4'e soldan yaklaştığımızda yaklaştığımız yer 5 olması lazım. Yani buranın 5 olması gerekiyor. Demek ki bu yanlış bir ifade. Son olarak f x artı 2. X 0'a sağdan gidiyor. 0 2 daha 2 yapar. Sağ dediği için 2'nin sağ. Bu sefer x eşittir 2'de sağ limit alacağım. 2'den çizgimi çizdim. Sağ taraftan grafiği bu doğruya yaklaştırıyorum. Bakın grafik doğruya yaklaştığında limit değeri de 5'e. Yani y değeri de 5'e yaklaşacak. Bu da limit değeridir. Limit değeri 5'tir doğru. Yani 1 ve 3. öncülümüz doğrudur. Sanırım anlaşılmıştır. Geldik buraya. Çok hayati bir öneme sahip bir soru. Bu neden hayati bir öneme sahip? Onu mu söyleyeyim? İç içe geçmiş bileşke fonksiyonlar varken nereye dikkat etmemiz gerekiyor? Adım adım anlatmaya çalışma arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu bakalım. F içinde limit x eksi 1'e sağdan giderken f içinde fx. Önce buranın limitini alacağız. Ben uzun uzun limit kelimesini yazmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle anlatayım. Bu aslında f bileşki f eksi 1'in sağı. Şimdi ilk hamlemizi yapıyoruz. İlk hamlemiz şu. Eksi 1'e sağdan limit alacağız. Şunu isterseniz biraz büyük yazayım. Çünkü burası biraz karışacak birazdan. Eksi 1'e sağdan limit alacağız. Peki. Eksi 1'in sağ limiti nedir dersek hemen şuradan diki çizeceğiz. Değil mi arkadaşım? Şuradan diki çiziyorum. Sağ taraftan grafiği yaklaştırıyorum ve grafiğin yaklaştığı yer 2 deyip bırakırsak bir sonraki hamleyi çözemeyiz. Evet. Yani fonksiyonun limiti 2 değil midir hocam? Evet 2'dir. Ama siz bileşke fonksiyonda limit hesabı daha şu anda bitmedi. Bir sonraki adımı yapacaksınız. Yani bu sefer f içinde f 2 yani 2'deki limiti alacaksınız. 2'de ama nasıl bir limit alacaksınız? Yani soldan mı alacaksınız, sağdan mı alacaksınız? Bakın sağdaki ile soldaki birbirinden farklı gelecek. Çünkü grafik kopmuş. Grafiğin koptuğu noktalarda sağ limit, sol limite eşit olmaz. Biz 2'ye yaklaşacağız ama bir sonraki hamleyi anlayabilmemiz için 2'ye nereden yaklaşacağız? Bunun tespiti yapmak için arkadaşlar şu limiti baştan alacağız. Yani eksi 1'in sağ limitini, onu göstermek istiyorum. Buranın sağ limitini baştan alacağız. Peki nasıl baştan alacağız? 2'ye yaklaştığımız doğrudur. Peki 2'ye nasıl yaklaştığımız önemli. Burada rengimi değiştirmek istiyorum. Öncelikle mavi alayım. Bakın biz ne dedik? Eksi 1'den limit alırken kesinlikle eksi 1'den çizgimizi çizeceğiz. Grafiği sağ taraftan yaklaştıracağız dedik. Grafiği aldık sağ taraftan yaklaşıyoruz. Ama 2'ye yaklaşırken arkadaşlar dikkat edin. 2'den büyük değerlerle yaklaşıyoruz. Bakın şu anda 3 ile 5 arasında 4 gibi bir noktadayız. Sonra 4 ile 3 arasına geldik. Sonra 3'e geldik. Sonra 2.2, 2.1 ve 2.00'lara geldik. Yani aslında biz 2'ye yaklaşıyoruz ama 2'ye büyük taraftan yani yukarıdan yaklaşıyoruz. Bu 2'nin sağı demektir. Bunu bir sonraki hamlemizde yani diğer fonksiyonda limit alırken 2'nin sağ limiti olarak almamızı sağlar. Bu algıyı yaratır bizde. Bunu belirlemezsek bir sonraki hamlede 2'ye nereden yaklaşacağımızı belirleyemeyiz. Yani bulamayız. Peki bir sonraki hamlede 2'ye sağdan alacağız. Hemen 2'den diki çiziyorum arkadaşım. Şuradan diki çizdim. Sağ taraftan geleceğiz. Grafiği alıyorum arkadaşım. Grafiğimiz şöyle bir doğru. Ve hatta ben bunu siyahla alayım. Çünkü renkler karmaşık olmasın. Şimdi bakın giderek nereye yaklaşıyorum? Eksi 3'e doğru yaklaşıyorum. Yani buranın limiti eksi 3. Ama böyle bırakırsak bir sonraki hamleyi anlayamayız. Eksi 3'e nereden yaklaşıyoruz? Bakın eksi 3'e alttan yaklaşıyoruz. Ne demek alttan? Yani eksi 3'ten daha küçük değerlerle yaklaşıyoruz. Mesela örnek göstereyim. Şu anda eksi 3.5. Eksi 3.4.
-3.2, -3.1 gibi -3'ten daha küçük, yani aşağıdan yaklaşıyoruz. -3'ün küçük tarafından yaklaşıyoruz. Bunu belirlemek çok önemli. Sonraki limitte artık -3'ün sol limitini alacağız ve bitireceğiz. Çünkü başka bileşke kalmadı. -3'ten hemen çizgimi çiziyorum. Bu doğruya sol taraftan yaklaşacağım. Grafiği aldım, sol taraftan getirdim. Ve yaklaştı. Limit değeri -4 dedik ve burada bitirdik. Çünkü bileşkemiz de bitti. Doğru cevabımız Adana oldu. Sanırım anlaşıldı ama 15. sorumuz da zaten bununla ilgiliydi. Bununla ilgili olduğu için peş peşe sorularla iyice pekiştireceğimizi düşünüyorum. Şimdi hemen bakalım. Fonksiyonun f grafiği verilmiş. Bu sefer sıfırdaki ne soruyor bize? Yine limit değerleri soruluyor. Bakın şöyle başlıyorum. Şimdi arkadaşlar limit f, uzun uzun limit kelimesini yazmayacağım. F bileşke f sıfırın sağı. Önce sıfıra çizgimizi çizdik. Sağdan geleceğiz. Peki. Sağdan gelelim arkadaşım. Bakın nereye varıyoruz? -2. Peki -2'ye nasıl vardık? Bu önemli bizim için. -2 arkadaşlar üstten geliyoruz. Değil mi? Yani ne demek üstten geliyoruz? Renk değiştirerek gösteriyorum. Mesela mavi alayım. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bakın -2'ye gelirken -2'nin üstünden -2'ye yaklaşıyoruz. Yani yukarıdan yaklaşıyoruz. Bu şu demektir. Biz -2'ye yaklaşırken sağ tarafından yaklaşıyoruz. Bu bir sonraki hamlede f bileşke f -2'nin sağ limiti alınacak demektir. -2'nin sağ limitini almak için de -2'den çizgi çizeceğiz. Bakın çizgimizi çiziyorum. Çizdik. Sağdan geleceğiz değil mi? Daha doğrusu şöyle çizeyim. Grafiği alacağız. Sağ taraftan yaklaştıracağım -2. Hemen sağ taraftan, yani bu taraftan yaklaşıyoruz. Geldik. Nereye yaklaşıyoruz? Sıfıra. Peki sıfıra nasıl yaklaştığımız çok önemli. Sıfıra dikkat ederseniz yukarıdan yaklaşıyorum. Giderek sıfıra, bakın yukarıdan yaklaşıyorum. Şuradayız. Evet, 1 ile 0 arasındayız. Giderek yukarıdan yaklaştığımız için bu sıfırdan büyük değerlerle yaklaşıyor. Yani bu bir sonraki adımda sıfırın sağ limiti alınacak demektir. Sıfırın sağ limitini almak için şuraları biraz temizleyeyim arkadaşlar. Evet, sıfırdan çizgimizi çizeceğiz. Çiziyorum. Ve sağdan limitimizi alıyorum. Sağdan limiti alırsak arkadaşlar artık bileşke bittiği için direkt yaklaştığı değer -2'dir. Doğru cevabımız Denizli deriz. Bakın bir altında da 16. sorumuz var. Hemen akabinde. Şimdi görelim. Önce f bileşke f bileşke f -2'nin sağı diyor. Şimdi -2'nin sağındaki limiti bulmak için -2'den çizgimizi çizdik. Grafiği sağdan bu doğruya yaklaştıracağım. Bakın yaklaştırıyorum bu doğruya. Nereye geldi arkadaşlar? 2'ye geldi. Peki. Burasını 2 yazarsak hata yaparız. 2'ye nasıl geldiğini bulmamız lazım. 2'ye nasıl yaklaşıyorum arkadaşım? 2'ye yukarıdan yaklaşıyorum değil mi? Yukarıdan aşağı doğru geldik. Bakın şu noktadan itibaren başlıyorum. 2'den aşağıya doğru geliyoruz. Şu anda 3 noktasında, 2.5 noktasında, 2.4, 2.2 derken 2'ye yukarıdan yaklaşıyorum. Yani 2'den büyük değerlerle yaklaşıyorum. Bu 2'den büyük değerlerle yaklaştığımız için bir sonraki hamlede 2'nin sağ limitini alacağız demektir. Şimdi 2'den çizgimi çizdim. Sağ taraftan grafiği bu doğruya yaklaştıracağım. Bakın doğru böyle bir şey yaklaşıyor. Nereye yaklaşıyor? -2'ye yaklaşıyor. Peki -2'ye nasıl yaklaşıyor ama? Alttan mı yaklaşıyoruz, üstten mi yaklaşıyoruz? Tabii ki alttan yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın -2'ye yaklaşırken, hatta ben grafiğin şu kısmını bir sileyim, bir daha görün. Bakın yaklaşırken arkadaşlar -2'ye şu nereden yaklaşıyorum? -2.5 gibi bir değerden geliyorum. Giderek -2'ye yaklaşıyorum. Bu -2'nin altından yaklaşmak demektir. Yani -2'den küçük değerlerle yaklaşmak demektir. Bir sonraki hamlemizde -2'nin sol limitini alacağız ve sorumuzu bitireceğiz. -2'nin sol limiti için -2'den çizgimizi çizeceğiz arkadaşlar. Çizdim. Şimdi grafiği soldan bu noktaya yaklaştıracağım. Grafik sol tarafta burada arkadaşlar. Geldik. Evet, doğrumuza yaklaştık. Yaklaştığımız değer 1 ve başka da bileşke kalmadığı için cevabımız 1'dir diyeceğiz. Bu kadar kolaydır bunlar arkadaşlar. Çok da zorluk değil. Eğer bu hamleleri anladıysanız bütün grafikler üzerinde bileşkeleri bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. Yine f içinde bir bileşke ifadesi var. Görüyorsunuz. Şimdi f -1'in sağında ve 2'nin solundaki limitler toplamı sorulmuş.
Bunları bir bulalım. Sonra da fonksiyonun oradaki görüntüsünü istiyoruz. Bakın en sonunda fonksiyonun görüntüsünü alacağız. Büyük bir f parantezi açılmış gördüğünüz gibi. Öncelikle ben eksi 1'in kesinlikle sağ limitini almam gerekiyor. Sağ limitini alıyorum. İzleyin. Eksi 1'den sağ limiti. Şimdi bunu çizdim. Grafiğe sağ taraftan yaklaştıracağım. Evet, geldik grafiğe. Yaklaştığımız y değeri 3 görüyorsunuz. Değil mi? Orayı tekrar almak istiyorum. Burası sabit bir fonksiyon. Sabit fonksiyonda belki limitte sıkıntı yaşayabilirsiniz diye tekrar alıyorum. Şimdi grafiğe sağ taraftan getiriyorum bu doğruya. Geldik. Bu geldiğimiz noktanın y değeri nedir? 3'tür. O zaman bu demek ki buranın limiti 3. Bu sefer 2'nin sol limiti. Hemen 2'den çizgimi çiziyorum. Çizdik. Bu grafiğe soldan geleceğiz arkadaşlar. Sol taraftan. Ne taraftan? Sol. Yani şurayı sileyim. Daha rahat görün. Evet, rengimi de değiştirdim hatta. Mavi alayım. Tamam. Şimdi ben şu iki noktasını, şu çizdiğim mavi noktaya sol taraftan yaklaştıracağım. Grafiği yaklaştırıyorum. Yaklaştığı yerin y değeri kaç? O da 3. Ne yaptı burası arkadaşlar? Toplamda 6 yaptı. Yani biz F6'yı bulmamız gerekiyor. Peki F6'yı nasıl bulacağız? Şimdi F6'yı bulmak için ne yapmalıyız? Ne yapabiliriz? Herhalde buraya kadar anlaşıldı. Peki amacımız F6'yı bulmak. Burada küçük bir benzerlik yapmamız gerekiyor. Bakın nasıl bir benzerlik yapacağız? Yani acaba bu fonksiyon 6'yı nereye götürür? Şimdi fonksiyonun öncelikle kalan grafiğini bir çizelim. Değil mi? Şöyle bir uzatayım ben burayı. Böyle uzatıyorum. Fonksiyon burada 6 diye bir sayı var. Acaba 6'yı nereye götürür? Yani karşıda kaça götürür? Burayı bulacağız. Hemen şuralarda karışmasın. Şuraları temizleyelim. Şöyle. Evet. 6 kaça gider? Burada küçük bir benzerlik yaparsanız soru biter arkadaşlar. Neden? İsterseniz şöyle biraz büyüteyim. Büyütürsek daha rahat göreceksinizdir. Burada küçük bir benzerlik var. Aslında ikizkenar dik üçgenler var. Hemen oradan faydalanarak bakın şurası 1 birim. Burası da 1 birim. Burası 1, burası 1 olunca bu ikizkenar ne oldu? Dik üçgen oldu. Peki sizce şurası kaç birim? Şurası kaç birim? Bakın burası 3 birim. O zaman burası da 3 birim olacak. 3 birim aşağı inerseniz bunun varacağı nokta yani görüntüsü -3 olacak. Doğru cevabımız zaten. Sanırım anlaşıldı bu kısım. Evet, özet olarak tekrar toparlarsak şöyle kabaca fonksiyonu önce soruyu çok iyi okumamız lazım. Soru öncelikle -1'in sol limiti, pardon, sağ limiti istiyordu. -1'in sağ limiti istiyorsa arkadaşlar -1'den çizdim, grafiği sağdan getirdim. Geldiğim noktanın y değeri 3. Yani yaklaştığımız değer diğer adıyla limit değeri 3. Şimdi -2'ye sağdan, pardon, soldan geleceğiz. -2'ye soldan bakın şu taraftan geldim. Grafiği aldım. Bu doğruya getirdim. Geldiğimiz yerin y değerini o da 3. Yani 3 daha 6. Demek ki aslında bize f içinde 6'yı soruyor. Yani burada limit sormuyor arkadaşlar. Görüntüyü soruyor. Şimdi f6'yı bulmak için arkadaşlar bu grafiği uzatmamız gerekiyor. Ben bu doğru kırmadan uzatırsam şöyle 6 da burada bir yerde. Acaba fonksiyon 6'yı nereye götürür dedim. 6'yı götürdüğü yeri bulmak için de basit bir geometri işlemi yaptık. Ne işlemi yaptık? Benzerlik dersiniz, eğim dersiniz. Bakın şöyle. Burası 1, burası da 1. Nereden biliyorum? Çünkü şu uzunluk 1. Bu uzunluk 1 ise burada karşısı da 1 olacak. 3 ile 4 arasında da 1. Demek ki burada ikizkenar dik üçgen var. Bu ikizkenar dik üçgen 45-45-90 olduğu için arkadaşlar 3 ile 6 arasındaki mesafe 3. Burası 3 birim. O zaman buranın da 3 olması lazım. Demek ki ben bu noktadan 3 birim aşağı inersem aslında bulacağım değer -3. Yani fonksiyon 6'yı -3'e götürüyor deriz. Doğru cevap Adana. Bu kadar. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. 18. sorumuz hangisi diğerlerinden farklıdır? Tek tek yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tek tek uzun uzun yapacağız ve biraz seri yapacağım. Artık bileşkeleri anlamışızdır diye düşünüyorum. Önce A'dan başlayayım arkadaşım. A seçeneğinde F bileşke sıfırın sağ limiti. Hemen hızlı bir şekilde sıfırın sağından limit alacağım. Sıfırdan çizgimi çizdim. Sağdan getirsek arkadaşlar bu fonksiyon -2'ye yaklaşıyor ama -2'nin üstünden geldiğimiz için -2'nin sağı. Bir sonraki hamlemizde F bileşke -2'nin sağını alacağız arkadaşım. -2'nin sağ içinde -2'den çizgimi çizdim. Sağ taraftan grafiği yaklaştırıyorum. Grafiğin geldiği nokta, dikkat edin, geldiği nokta 0. Peki sıfıra nereden geldim arkadaşım? Üstten geldim. Yani sağ taraftan. Bir sonraki hamlede sıfırın sağ limitini alacağım. Biraz önce zaten sıfırın sağ limitini almıştım arkadaşlar, değil mi? Sıfırın sağ limiti bize -2'ye götürecek. O zaman bu limit değerinin, bakın biraz önce almıştım, -2'ye götürecek ki burada da zaten görüyorsunuz giderek -2'ye gidiyor. Yani artık bileşke kalmadığına göre son işlem -2'ye yaklaştığını söyler. Demek ki A'nın cevabı -2. Bu bitti.
Sıra geldi B'nin cevabını bulmaya. Hemen kalemimin rengini değiştireyim. Bu arada silgiyle de şurayı bir temizleyelim. Şimdi ne diyor? B seçeneğinde 4 noktasında limit alacağız değil mi? Bir de sağ limit alacağız. Bileşki. F bileşki. F 4'ün sağı. Tamam. 4 noktasından çizgimi çizdim. Grafiği sağdan buraya getiriyorum. Grafik geldi. Nereye geldi arkadaşlar? Yaklaştı değer 0'a. Peki 0'a nasıl geldi? Alttan geldi. Küçük değerlerle geldi. Bakın alttan geliyor 0'a doğru. 0'ın neyi? Solu oluyor. Bir sonraki hamlede 0'ın sol limitini alacağız. 0'ın sol limiti için 0'dan çizgimi çizdim. Sol tarafa geçtim. Grafiği aldım. Getirdim. Bunun değeri de artı 2 arkadaşlar. O zaman ya Adana ya Bursa farklı. Şimdi gelelim Ceyhan'a. C seçeneğine bakalım. F bileşki F 3'ün sağ limiti. Peki 3'e sağdan başlayacağız. O yüzden burayı biraz temizleyelim daha iyi olur. Hemen kalemimi aldım. Şuradan 3'ten çizgimi çizdim arkadaşım. Sağ taraftan grafiği yaklaştırıyorum. Nereye yaklaştı? 0'a yaklaştı. Peki 0'a nasıl yaklaştı? Yukarıdan geldik değil mi? Bakın dikkat edin. Yukarıdan şöyle grafik geldi. 0'ın üstünden geldiği için 0'ın sağı. Bir sonraki hamlede 0'ın sağını biz ne bulmuştuk? Dikkat edin 0'dan çizdiğim değer 0'ın sağı bizi eksi 2'ye götürmüştü. Yani burası eksi 2 olacakmış. Demek ki B seçeneği diğerlerinden farklı gelecek. Peki diğerlerini görmek ister misiniz? Ben şahsen isterim. Diğerlerini görelim. Şimdi bir tane renk daha alayım. Kırmızı aldım. Peki D'ye gelelim arkadaşlar. D F bileşki F bileşki F 3'ün solu. 3'e soldan geleceğiz. 3'ten çizgimi çizdim. Sol taraftan yani bu taraftan grafiği yaklaştırırsak eksi 2'ye yaklaşıyor. Ama eksi 2'nin üstünden geldiğim için sağ oluyor. Bu da F bileşki F eksi 2'nin sağ. Biz eksi 2'nin sağını bulduk. Bakın burada bulmuştuk arkadaşlar. O bizi 0 sağa götürecek. Şurası 0 sağ olacak. O zaman 0 sağ limitte bakın onu da bulmuştuk. Neydi? Eksi 2'ydi. Demek ki buranın limiti eksi 2. Evet. Herhalde anlaşılmıştır. E seçeneğine gelelim. Şimdi E seçeneğinde 2'ye soldan diyor değil mi arkadaşım? 2'ye soldan demek yani 2'ye sol 1.999 gibi. Ama burası eksi diyor arkadaşlar. Eksi dediği için bu şunu o anlama gelecek. İçerisi eksi 1.99 gibi bir şey olacak arkadaşlar. Yani bu eksi 2'den biraz fazla demektir. Eksi 2'nin biraz ne oluyor? Fazlası oluyor değil mi? Peki eksi 2'ye sol limit neydi arkadaşlar? Eksi 2'ye sol limit bakın burada pardon sağ limit özür dilerim çok özür dilerim. Eksi 2'ye sağ limit 0'ın biraz fazlasıydı. Nereden biliyorum? Bakın burada şuradan göstereyim hatta orayı boyayalım isterseniz. Bakın burası. Peki biz ne bulduk şimdi? Biz 0'ın sağ limitini bulduk. 0'ın sağ limitinde ne bulmuştuk? Bakın onu da boyayarak göstereyim. O da gördüğünüz gibi eksi 2 bulduk. Demek ki E seçeneği de bizim için eksi 2. Demek ki Bursa diğerlerinden farklı oluyor arkadaşlar. Bu arada bunun rengini de biraz değiştirsek fena olmaz. Şöyle bu tarz bir renk fena gitmez herhalde. Pekala. Şunu alacağım. Evet. Devam edelim. Kaçıncı sorudayız? Geldik 19'a. Şimdi diyor ki öyle bir A noktası var ki bunun sol limiti 0. İşte burada A nasıl bir sayı? Reel sayı. Bu reel sayıların çarpımından bahsediyor değil mi arkadaşlar? Peki. Sol limiti 0. Yani biz sol taraftan yaklaştığımız zaman değeri 0 olacak bir şey bulacağız değil mi arkadaşlar? Şimdi onu nasıl bulabiliriz? Pekala. Şimdi başlayalım. Bir kere sol taraftan yaklaştığım zaman 0'a yakın olan değer 2. Demek ki biz aslında 2'nin sol limiti yani x 2'ye soldan giderken fonksiyonda giderek 0'a yaklaşıyor. Evet burayı bir daha almak istiyorum. Öyle bir a sayısı var ki diyor burada. Soldan limit alırken bu noktada cevabımız 0 olması lazım. Peki cevabın 0 olduğu noktalara bakalım. Yani limitin 0 olduğu noktalar nereler olabilir? Bakın şurada limit alırsak 0'a yaklaştırabiliriz. Şu noktada limit alırsak 0'a yaklaştırabiliriz. Şu noktada limit alırsak 0'a yaklaştırabiliriz. Ama biz sol limit aldığımızda 0 olması gerekiyor. Ona da dikkat edeceğiz. Şimdi isterseniz eksi 3'ten başlayalım. Acaba eksi 3'e nasıl bir limit alırsak cevap 0 olur? Eksi 3'e
Sol limit alırsan cevap 0 olmaz. Çünkü eksi 3'ün sol limiti bakın eksi 3'ten çizdim. Sol taraftan gelirseniz limit 3. Yani sağ taraftan geleceksin ki ancak o zaman 0 olsun. Yani bu şu anlama geliyor. Eksi 3'e sağdan geldiğinde gerçekten de fonksiyon giderek 0'a yaklaşacak. Ama biz sol limit alıyoruz. Demek ki bunu kabul edemeyiz. Bu geçtik. Sol limitin 0 olduğu nokta arıyorsak sıradaki noktamız 2. 2'de limitimiz 0 olduğunu görüyoruz. Kopma yok, bir şey yok. 2'de sağ limitte, sol limitte 0'a geliyor. İsterseniz deneyebilirsiniz. Bakın şuradan çizgimi çizdim. Bir tane de siyah aldım. Grafiğimizi görelim arkadaşlar bakın. Grafiği görmek için tekrar çiziyorum burayı. Şunu çizdim. Bakın sol taraftan geldim. Sol taraftan geldiğimde nereye yaklaşıyor? 0. Demek ki aslında a eksik olur. Tamam. Peki. Bir de limitin 0 olduğu başka bir nokta varsa o da 4 olmalı. Çünkü 4'te görüntü 0, kopma yok. Kopma yok dedim, yani kopukluk derken arkadaşlar orada dediğimiz gibi grafikte çizerken elimizi kaldırmıyoruz. Kopukluk meydana gelmemiş. Mesela burada kopukluk gelmiş ama 4'te kopma yok. 4 noktasında sol limite bakacağız. 4'ten çizgimi çizdim. Sol taraftan grafiği yaklaştırdığım zaman gördüğünüz gibi yaklaştığı yer ne oluyor? 0. Yani biz diyeceğiz ki x 4'e soldan giderken fonksiyonun yaklaşacağı yer 0. Demek ki a dediğimiz değer 2 de olurmuş, 4 de olmuş. A'nın alacağı değerler çarpımında 8 olurmuş bu grafiğe göre. Evet, sanırım anlaşılmıştır. Geldik 20. sorumuza. Şimdi f fonksiyon grafiği şekilde verilmiş. Eksi 5 ile artı 5 kapalı aralığı için demiş. Sol limiti sağ limitinden büyük olan kaç tane tam sayı değeri var? Şimdi bu aradaki bütün noktalı tam sayıları düşünürsek sol limit ile sağ limiti birbirinden farklı olacak. Yani buradan şunu anlıyorum arkadaşım. Eğer benden böyle bir seçenek istiyorsa, şöyle bir seçenek, daha doğrusu böyle bir eşitsizlik istiyorsa, demek ki x eşittir a'da limiti yok. Çünkü bunların sağ limiti sol limitine eşit değil. Limitin olmadığı noktalar aranacak. Limitin olduğu noktalarda bunlar eşit. Sol limitle sağ limitin birbirinden farklı olduğu, yani birinin daha büyük olduğu, diğerinin daha küçük olduğu noktalarda limit yoktur. Limitin olmadığı noktalar grafiğinde koptuğu noktalardır. Grafik nerede kopmuş? Hemen onları tespit edelim. Bakın grafiğin koptuğu noktalardan bir tanesi eksi 2 noktası. Bu nokta. Diğeri 0 noktası, diğeri de 2 noktası. Eğer biz arıyorsak bu noktaları arayacağız. Bu noktalarda bu eşitsizliği sağlayan değerler arayacağız. Diğer noktalarda arkadaşlar tekrar söylüyorum, kesinlikle limit vardır. Yani bunlar birbirine eşittir. Bunlar derken arkadaşlar sol limitle sağ limit birbirine eşittir. Evet, toparlarsak ne aradığımıza baştan başlayalım. Eksi 5 ile artı 5 kapalı aralığında öyle bir a tam sayısı bulacağız ki bu noktanın sol limiti sağ limitinden fazla olacak. Yani limitler, yani sağ sol limitler birbirine eşit olmayacak demek istiyor. Sağ sol limitler birbirine eşit olmayacaksa aslında orada grafik kopacak demektir. Yani limit olmayacak o noktada. Grafiğin koptuğu yerlerde limit olmaz. O zaman burası ne olabilir? A'nın olma şansı eksi 2 noktası için var. 0 için var. 2 için var. Ama daha test etmedik. Sadece bu 3 nokta için limit olmadığını görüyoruz. Yani A olsa olsa bu üçünden birkaçı ya da hepsi de olabilir. Bilmiyoruz. Deneyeceğiz şimdi. Eksi 2'nin öncelikle soldan limitine bakarsanız 2. Sol limit 2 geldi arkadaşlar. Sağ limitine bakarsak o da eksi 2 gerçekten sağlıyor. Demek ki a dediğimiz değer eksi 2 olur. Peki 0 noktasına bakalım. 0 noktasına soldan yaklaştığımızda 0. Sağdan yaklaştığımızda 2. Olmadı. Demek ki 0'ı eledik. A 0 olamaz. Peki son olarak neye geldik arkadaşım? 2 noktasına geldik. 2 noktası için soldan gel. Nereye yaklaşıyor? 2'ye. Sağdan gel arkadaşım, o da 0'a yaklaşıyor. Evet, orayı tekrar almak istiyorum. Şurayı temizliyorum artık. Bir tek 2 noktası test edilmedi, onu test edeceğim. 2 noktasından çizgimi çiziyorum. Sol taraftan gelirsek yaklaştığımız yer 2. Sağ taraftan gelirsek yaklaştığımız yer 0. 2 0'dan büyüktür. Yani sol limit daha büyüktür. Demek ki an alacağı değer 2 ile eksi 2. Kaç tane tam sayı değeri vardır diye sormuştu. 2 tane tam sayı değeri var arkadaşlar. Sanırım anlaşıldı. Geldik 21. sorumuza. Şimdi 21. sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Bir test edelim bakalım. Diyor ki f fonksiyon grafiği şekilde verilmiştir.
Öyle bir A noktası var ki bunun sol limiti 2. Sol limiti 2 olan noktaları bulacağız. Bu A değerleri toplamı N. Öyle bir B noktası var ki burada da sağ limit 2. Sağ limiti 2 olan noktaları bulacağız. Tamam, yani şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Öyle bir B noktasından dik çizeceğim ki şurası B noktası olduğunu hayal edin. X ekseninde. Buradan grafiği yaklaştığım zaman sağ taraftan 2 olacak. Öyle bir A noktası bulacaksınız ki arkadaşlar şu X ekseninde. Öyle bir yerde bir A bulacaksınız ki. Buradan dik çizdiğim zaman grafiğimiz, renk değiştireyim. Grafiğimiz sol taraftan yaklaştığında şöyle onun da karşısında 2 olması bekleniyor. Evet, böyle bir şey olması bekleniyor. Şimdi bunları hemen bulalım ve toplayalım. M ve K, N ve K'yı bulmak istiyoruz. Öncelikle A'nın sol limiti 2 ise. Sol limiti 2 olan, bakın 2'nin olduğu yerleri hizalarsak, bakın şöyle hizalıyorum. Evet, şöyle hizaladık. Soldan 2'ye yaklaştığım noktaları bulmak istiyorum. Şimdi dikkat ederseniz -4 noktasına geldiğimizde arkadaşlar bakın -4 noktasına şu noktaya geldiğimde sol taraftan yaklaştığımda ne oluyor ki? Demek ki A noktası -4 olabilir. -4'ün sol limiti 2. Benzer şekilde -3 noktasına bakın grafiği aldım. -3'ten getirdim. Herhalde görüyorsunuz o da 2. Demek ki A noktası -3'te olabilir. Peki benzer şekilde -2 için konuşursak -2'nin sol limiti bakın getirdim. O da 2. Peki. Başka sol limiti 2 olan var mıdır? Bakalım. Bence 3 noktası buna ideal. 3 noktasında bakın grafiği soldan getirdim. O da yaklaştı. Yer 2. Evet. Başka hangi noktanın sol limiti 2'dir diye bakarsak öyle bir noktamız var mıdır? Artık kalmamıştır. Demek ki burada A'nın alacağı değerler toplamı N olduğuna göre N değeri burayı toplarsak arkadaşlar şuna gider -6. Evet, şimdi grafiği temizliyorum. Geldik. Sağ limiti 2 olan değerleri bulacağız. Evet, 2'den şöyle baktığımız takdirde sağ limiti 2 olan ne olabilir? Yani B yerine ne yazabiliriz? Bence 5 yazabiliriz. Çünkü 5'in bakın sağdan bu grafiği getirirsek yaklaştığımız yer 2. Demek ki B 5. Başka ne olabilir? Bence 3 de olabilir. 3'ün bakın dikkat edin. 3'ün sağ limiti. O da 2. Başka ne olabilir? Bence 0 da olur. 0'dan bakın grafiği getirin. Sağdan getiriyorum dikkat edin. 0'a sağdan yaklaşınca şu doğruya sağdan yaklaşınca ne oluyor? O da 2 oluyor. Sanırım buraya kadar anladık. Şuraları biraz temizleyip başka var mıdır? Onlara bakalım. Efendim -2 noktası olur. -2'nin sağından grafiği getirsek bakın gördüğünüz gibi 2. Başka var mıdır? Sağdan yaklaştığımda 2 olacak. Sanırım -3'te yok. Neden? Çünkü -3'te bakarsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi 4'e gidiyor. -4'te var mıdır? Hayır, -4'ün sağ limiti 0'a gidiyor. Başka da yok arkadaşlar. Yani B'nin olması gereken değerler de bu kadar. Peki bizden istenenlere bakarsak bunların toplamı da K idi. Değil mi arkadaşım? O zaman biz hemen K'yı hesaplayalım. K B'nin alacağı değerler toplamı orada toplarsak 8, 6 yapıyor. Peki neyi soruyor? N-K. N-K -6 -6'dan doğru cevabımız -12 olacak. Cevabımız Bursa. Evet, sıra geldi 22. sorumuza. 22. sorumuz yine bileşke fonksiyon. Dikkat edin burada -1 -x. X nereye gidiyor arkadaşlar? X -2 sol taraftan gidiyor. Yani -2'nin sol tarafı arkadaşlar -2.001 gibi bir sayı. Böyle düşünmenizi istiyorum. Peki biz neyi hesaplayacağız? F bileşke F -1 -x. Bakın. Şimdi x yerine şuradaki gibi bir sayı yazdığımızı hayal eder misiniz? Yani -2.001 yazarsanız bu öndeki eksiyle çarpılır. +2.001 olur. 1 çıkarttığım zaman bakın şuranın sonucu +2.001. Bir de burada -1'imiz vardı. 1 çıkarırsak 1.001 gibi bir sayı. Yani bu şu demek. Bu 1'den biraz fazla demek. Yani benden istediği aslında f bileşik f 1'in sağından başla limit almaya diyor. 1'in sağından limit alalım. Şimdi bir noktası burası arkadaşlar. Çizdim. Sağ taraftan buraya yaklaşıyorum. 2. Ama 2'ye nasıl geldik? 2'ye dikkat ederseniz alttan geldik. Alttan 2'ye doğru çıktık. Yani 2'ye küçük değerlerle geldik.
Bunu belirlememiz gerekiyor bileşik fonksiyonlarda. Çünkü biz bu bir sonraki hamleyi belirler. Yani bir sonraki hamlede 2'nin sol limitini alacağız. 2'nin sol limiti için 2'yi çizdim. Sol taraftan grafiği yaklaştıracağım. Diyeceksiniz ki grafik nerede? Çok boyandığı için gözükmüyor. Sildim, tekrar göstermek istiyorum. 2'nin sol taraftan limiti, bakın ne oldu? 1. Evet, başka da bileşik kalmadığına göre doğru cevabımız 1 olacak. Bu da anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Evet, geldik buraya. Öyle bir A noktası var ki buradaki limit 2. Öyle bir B noktası var ki buradaki limit de eksi 3. A ve B tam sayı değerleri için A artı B toplamı en az kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi mümkün olduğu kadar A ve B'yi minimum yapacağız ki toplamı da küçük olsun. Şimdi bu fonksiyon bu şekilde sabit ilerliyor. Devam değil mi arkadaşlar? Sürekli sabit ilerliyor. Hatta ben bunu orijinal grafiğin rengine benzer bir renk alayım. Benzetmeye çalışırsak şöyle bir renk aldığımda bakın bu böyle devam ediyor. Şöyle bir şey. Evet. Şimdi hangi noktada limit 2'dir? Söyleyeyim. Bir noktasında limit 2 yok. Limit yoktu daha doğrusu. Şimdi tam sayı değerleri için konuşursak 2, 3, 4, 5 ve bundan sonraki her tam sayı için limit değeri 2'dir. 2'den dik çizdim arkadaşım. Bakın sağdan gel soldan gel 2. 3'ten dik çizdim sağdan gel soldan gel 2. 4'ten dik çizdim sağdan soldan gel bu noktaya görüyorsunuz 2. Yani ben o zaman A'yı minimize edeceksem A'ya vereceğim en küçük değer 2. En küçük değer burası 2. 3 de olur, 4 de olur, 5 de olur ama A minimum olacak o yüzden 2. Şimdi öyle bir B noktası var bulacağım ki bunun limiti de eksi 3 olacak. Peki hangi noktaların limiti eksi 3 olmaya aday? Söyleyeyim bence 0 olur. Yani grafiğin bir kere kopmaması lazım. Limit olması için grafik kopmaması lazım. Eksi 3'te limit arıyorsak arkadaşlar eksi 3'te kesinlikle grafik kopmayacak. Pardon o nokta için grafik kopmayacak. Grafiğin kopmadığı yerlere bakarsak gençler 0 noktası bakın şuradan çizgimi çiziyorum. 0 noktasında limit alırken sağdan ve soldan bakın eksi 3'e gidiyor. Demek ki limiti eksi 3 olan ne oluyor? 0 olabiliyor. Peki başka? Eksi 1 olamaz mı? Kesinlikle olur. Biz burada B'yi minimum yapmaya çalışıyoruz değil mi arkadaşlar? B eksi 1 olur mu? Evet olur. Bakın çizdim. Sağdan soldan bak. Eksi 3 olur. Demek ki B yerine eksi 1 gelebiliyor. Eksi 2 gelir mi? Evet eksi 2 de gelir. Peki eksi 3 gelir mi? İşte eksi 3 de gelir. Ve B'nin alacağım minimum değer eksi 3. Bakın eksi 3'ten çizgimi çizdim. Grafiği sağdan yaklaştır. Eksi 3 soldan yaklaştır. Soldan yaklaştırdığımızda o da eksi 3. Hatta renk değiştirip bir daha göstereyim. Sağdan geliyorum grafiğe arkadaşlar. Vardığım yerin y değeri eksi 3. Soldan geliyorum o da eksi 3. Ha, demek ki b eksi 3 de olabiliyor. O zaman a artı b toplamı ne oluyor arkadaşım? 2 eksi 3 eksi 1 yapar. Ha, bundan başka olmaz mı? B yerine mesela eksi 3'ten başka bir şey olmaz mı? Olmaz. Yani limiti eksi 3 olan başka bir nokta yok. B'nin alacağı değerler bunlar ama a sonsuz tane değer alıyor. Yani 2 oluyor, 3 oluyor, 4 oluyor. Bu şekilde oluyor. Evet, bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. 23. soruda bitirdik. 3. videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve desteğinizi sürdüğümüzü bekliyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.